Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere akşam çaylarınızın, bu kış gününde akşam çayınızın yanında en güzel gidebilecek bir tarif vereceğim. İncirli, cevizli, kayısılı, tarçınlı bir kek tarifim var. Buyurun malzeme listesine geçelim. 4 tane oda sıcaklığında yumurtamızı karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine 2 su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Yaklaşık 4 dakika kadar iyice çırpalım. Küçük küçük doğramış olduğum kayısılarım var, incirim var, kuru incirim var, cevizim var. Sırasıyla hepsini ekleyeceğiz. Evet, 1 su bardağı sıvı yağımızı, karışımımızı 4 dakika kadar iyice çırptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi iyice kabarması gerekiyor kekimizin. 1 su bardağı sıvı yağımızı döktükten sonra 1 su bardağı yoğurdumuzu da ekliyoruz. Eğer yoğurdunuz elinizde yoksa veya kullanmak istemezseniz sütle de yapabilirsiniz. Ama yoğurtlu kekler her zaman daha lezzetlidir. Bunu da söyleyeyim. Evet, yoğurt ve sıvı yağımızı döktükten sonra mikserimizi devre dışı bırakıyoruz şimdilik. Biraz unumuzdan ekliyoruz. 3 su bardağı, 3 su bardağından çok az fazla un kullandım. Yaklaşık 2 yemek kaşığı daha fazla un kullandım. Unumuzun üzerine 2 paket kabartma tozumuzu, 1 paket vanilyamızı ekliyorum. Geri kalan unumuzdan da biraz daha ekleyerek mikserle çok fazla değil, düşük devirde 1-2 çırpalım. Evet, şimdi mikserimizi kapatalım. Kullanmayacağımız için kenara alalım. Çok minik doğramış olduğum kayısılarımı, aynı şekilde doğramış olduğum kuru incirlerimi, cevizlerimi, 1 yemek kaşığı kadar tarçınımı ekliyorum. Tekrar üzerine yine un ekliyorum. Çünkü bu şekilde yapıyorum. Başka türlü içinde koyduğumuz incirler, kayısılar biraz ağır olduğu için, ağırlık vereceği için hamurumuzun dibine çökebilir. Unla birlikte eklersek her zaman daha iyi sonuç almış oluruz. Ben kalıbımı yağlamadım granit olduğu için. Kek kalıbınızı, varsa böyle kalıbınız, bu şekilde yapabilirsiniz. Yoksa kek kalıbınızı hafif yağlayarak karışımımızı dökelim. 160 derecede 45 dakika pişirelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi kekimiz çok güzel pişti, kabardı. Şimdi ters çevirme işlemini yapalım. Evet, biraz sıcak olduğu için. Evet, görmüş olduğunuz gibi mis gibi pişerken bile evimizde mis gibi kokular yayan kekimiz pişti. Başlattık. Evet, kekimizin iç kısmına da bakalım. Evet, içi tamamen dolgulu. İçine koyduğum meyvelerimin aşağıya inmediği bir kek oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Lezzeti de 10 numara. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.